Herkese Kanada'dan merhabalar arkadaşlar. Umarım kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Covid günleriniz güzel geçiyordu. Salgın artıyor, vakalar artıyor, mutasyon çıktı bir yerden derken işte bu kadar kötü bir gündemde umarım modumuzu pozitif tutuyoruzdur. Bugün bu videoyu çekiyor olmamın sebebi çok güzel bir etkinliğe kaydolmuş olmam. Ufakça bir bahsetmek gerekirse Van Gogh hakkında bir etkinlik diyebilirim. Böyle sergi diyemem, bir projeksiyonla yansıtılmış bir şeyler gördüm. Ben de tam olarak ne çıkacağını bilmiyorum. Daha vaktim var. Saat 5'te başlayacak sergi. Sergi demeyeyim de artık etkinlik diyeyim. Ondan öncesinde ben ufak bir bisikletle tur yapacağım. Çıkan videolar güzel çıkarsa ben size bunu düzenleyip göstermek istiyorum. Burada aslında çok fazla tabiat parkları var, çok fazla doğal güzellikler var. Ancak hepsini paylaşmak tabii ki mümkün olmuyor. Vakit buldukça bunları çekebiliyorum. Gideceğim yere çok az kaldı. Rice Lake diye geçiyor. Umarım güzel bir yer çıkar. Açıkçası bilmiyordum. Baksanıza ormanın içinde bisiklet yolu yapmış adamlar. Bisiklet yolu da asfalt yani bayağı büyük. Şuralara da ayı tabelaları koymuşlar. Ayı, çakal, kurt. Kısa bir sürüşten sonra Rice Lake'e geldim. Açıkçası ilk baştaki planım Lynn Valley'di. Ama burası da güzelmiş. Yoldaki tabelaları takip ettim. Şimdi burayı özellikle göstermek istiyorum. Çünkü bakın bunun gibi milyonlarca var burada. Yani şehrin çok yakında. 40-50 dakikalık bir sürüşle buraya bisikletimle gelebiliyorum. Yani araçla daha da hızlı gelebilirsiniz. Onun dışında asıl söylemek istediğimse bakın orman çok güzel ve insanlar geliyor buraya. Ama bir tane mangal yakan yok, çöp atan yok. Yani çöp yok etrafta. Sadece balık tutanlar var. Buraya benim gibi gelenler var. Arka taraftan bisiklet yolunda bisiklet sürenler var. Zaten aracı engellemişler. Araç geçemiyor o bisiklet yolunda. Hani demek istediğim günün sonunda yani çok temiz bir ortam var. Şehre de çok yakın. Şimdi bizim ülkemizde böyle yerler yok mu? Var tabii ki de. Ama maalesef ben birçok yer gezdim. Birçok göl gördüm. Bu kadar hani nasıl diyeyim doğayı doğa olarak bırakılmış bir yer pek bulamadım yani açıkçası. Herkes kendi derdinde. Yani oraya gelecek, zevkini yapacak, pisliğini bırakacak. Benden sonrası tufan mentalitesi yani modunda. İnsanımız gittikçe kötüye doğru gidiyor. Haberleri, gündemi takip ediyorum. Umarım insanımız daha bilinçli olur doğaya karşı. Ama maalesef görüyorum ki bilinçli olmak bir yana yapılan yanlışları da savunma modundalar. Hayırlısı. Umarım biz de bu ülkelerin yanına yaklaşabilecek düzeye geliniriz. We'll be right back.
Şimdi bu bisiklet yolu bayağı gidiyor. Ben de açıkçası geri dönmem gerekiyor. İnternet kafe gibi oldu ya. Keşke masayı ikiye bir saat daha uzatabilseydik. Neyse, eve dönüp duş almam gerekiyor ki Sergi'ye yetişeyim. Bugünlük burada bisiklet turunu sonlandırıyorum. Ama yol bayağı gidiyor ya. Demek ki bu yol güzel. Bisikletçiler de bayağı kullanıyor. Ben buraya başka gün bir daha geleceğim. Sadece bu yolu gezmek için. Şimdilik dönüşe geçelim. Vancouver Convention Center'a geçeceğim. Evime çok yakın aslında. 15 dakika falan yürüme mesafesi. Tabii yine biraz acele ediyorum ki ne kadar erken gidersem o kadar iyi. Biletimi de çıktısını aldıydım. Aslında ev bileti ama ne olur ne olmaz hemen çıktıya geçeyim ya. Uğraşmak istemiyorum. Burada bir sürü prosedür oluyor genelde. O yüzden böyle şeyler, önlemler almanızda fayda var. Neyse. 1 saatlikmiş. Şimdi öğrendim onu da. Bileti kurcalarken fark ettim. Az kalsın kaçırabilirdim. Demin gittiğim, gezdiğim yerlerde ta şu dağların eteklerinde falan, şu karşıdaki karlı dağların eteklerinde. Dolayısıyla bugün toplamda baktığımda 45 km civarı bir yol sürmüşüm. E-bike'la kolay oluyor tabii. Normal bisiklet olsa 45 km. Nereye yetişiyorum böyle bir şeye? Şimdi kapatıyorum. İçeride çekmeme izin verirlerse orada devam ederiz. Sergi salonundayım. Çok büyük değil ancak çok da büyük olmasına gerek yok. Çünkü sürekli değiştiği için yakalamakta güçlük çekiyorum. Daha büyük olsaydı muhtemelen hiç yakalayamazdım.
Saat 6.22. Şimdi Vancouver Convention Center'dan çıktım. 4.45'te başlamıştı. 5.45'te bitirmem gerekiyor. Yani 1 saat bana izin vermişler. Ama kimse kontrol etmediği için ben açıkçası farkına da varmadım ne kadar sürenin geçtiğini. Sürekli video çekiyorum, işte resim çekiyorum vesaire. Neyse, Van Gogh'un en ünlü resmi olan Yıldızlı Gece tablosu çıktı. Böyle 3-4 saniye duruyor. Ben de dedim ki hemen bir resim çekeyim. Çünkü yani buradan çıkacağım birazdan belli. Neyse, sıra Yıldızlı Gece'ye geldiğinde hemen telefonuma sarıldım. Zaten tetikte bekliyordum. Hemen maskemi çıkardım. 2 saniyede çektim, kapattım maskemi. İlk önceliği maskeye verdim. Ama hemen oradan köşeden görmüş beni güvenlik. Dedi ki geldi, maskenizi çıkarmamanız gerekiyordu. İşte hiç toleransımız yok. O yüzden sizi dışarı çıkmanızı istiyoruz dediler. Ben de dışarı çıktım. Şimdi yapacak bir şey yok.
Şimdi neredeyim? Şu anda bu Lim Valley'de size geri döneceğim dediğim yerin bayağı bir ilerisindeyim. Şimdi drone ile size videolar gösterdim. Buralarda takip falan yaptırdım kendimi. Ama ileride yol birazcık daha daraldı. Yani bayağı bir daraldı. Şu an zaten dar. Gördüğünüz gibi ağaçlar var vesaire. Çalılar falan işin içine girdi. Ağaçların mesafesi daraldı. Yani bir bisiklet geçecek kadar oldu. Drone artık o kadar tehlikeye atmayayım dedim. Hani indireyim dedim. İndirirken de maalesef elimi kesti pervanesi. Şöyle göstereyim. Birkaç kesik var. Durdurmaya çalıştım ama hala kanıyor ama pıhtılaştı sanırım. Neyse. İşte daha fazla ileri gitmeyeceğim. İleride de şöyle bir şey var. İşte demir köprü var. İşte nehir falan var. Sonra geniş yollar var. Oradan şehre geri dönüyorsunuz. Ama orada da açıkçası görülmeye değer çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buradan geri döneceğim. Bu videoyu da burada bitireceğim artık. Yeter. Neyse. Dediğim gibi artık bundan sonra drone'u daha güvenli bir şekilde indiririm. Bu da bana ders oldu. Elimde artık kanaması durursa eve geçerim. Durmasam da eczaneye. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.